Güney Afrika Cumhuriyeti'nin efsanevi lideri Nelson Mandela 10 gün süren yasın ardından köyü Kuna'da toprağa verildi. Mandela'nın Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bayrağına sarılı tabutu evinden cenaze alanına bir top arabasıyla getirildi. Mandela'nın defnedileceği tepenin eteklerinde bulunan bir top bataryası da 21 pare atış yaptı. Mandela defnedilmeden önce hem askeri hem de dini cenaze töreni düzenlendi. Yaklaşık 4000 kişinin katıldığı törene Madiba'nın akrabaları, yakın arkadaşları, Güney Afrikalı liderler ve dünyanın dört bir yanından farklı özelliklere sahip davetliler katıldı. Seni özleyeceğiz. Bizim hoşlanmadığın bir davranışımızda sesini yükseltmeni de özleyeceğiz. Bize öğrettiklerinden ders alacağız ve biz de gurur duymanı sağlayacağız. Güney Afrikalılar senin yaptıklarından örnek alıp ülkenin geleceği için olumlu işler yapmalı. Duygusal anların yaşandığı törende Mandela'nın yakın arkadaşları ve Afrikalı liderler de konuşmalar yaptı. Hayatını bizim için haysiyetli ve eşit bir şekilde yaşayacağımız demokratik ve özgür Güney Afrika'yı inşa etmek için adadığın için teşekkür ederiz. Sen son yolculuğuna çıkarken Güney Afrika'nın yükselmeye devam edeceğinden emin olabilirsin. Uzun süredir hastanede tedavi altında olan Nelson Mandela 5 Aralık'ta 95 yaşında hayata gözlerini yummuştu.